Merhaba T24 izleyicileri, Sinan Oğan konuğum. Suriyeliler, Suriyeli göçmenler, mülteciler konusunu kendisiyle konuşacağım. Çünkü bu sıralar kendisinin açıklamaları özellikle sosyal medyada ama pek çok yerde gündem oldu. Sinan Oğan biliyorsunuz siyasetçi, MHP çerçevesinde siyaset yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi milletvekili olarak. Aynı zamanda akademisyen. Sinan Oğan merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi iktidar kanadı Türkiye'deki Suriyeliler meselesiyle ilgili sizin yaptığınız açıklamaları kışkırtma olarak nitelendiriyor ve sosyal bir takım tepkilerin sizin tweetlerinizden sonra geliştiğine inanıyor. Diğer bir kısım ise yine aynı şekilde size tepki gösteriyorlar ki bu geniş bir kesim insan hakları, temel haklar ve özgürlükler, göçmen hakları temelinde Suriyeli göçmenlerin meselelerini ele alanlarda sizin yaklaşımlarınızı son derece faşist, taraflı ve insan haklarını es geçen bir yaklaşım olarak değerlendiriyorlar. Yani toplu olarak size bir tepki var. Suriyeli göçmenler konusunda niye bu kadar tepkilisiniz ve neden bu kadar sertsiniz? Tabii Şirin Hanım, siz deneyimli bir gazetecisiniz. Daha önce sizinle çalışmış olduğunuz televizyonlarda da uzun süre program yaptık. Öncelikle sizden şunu bekliyordum. Hani size bir kesimden tepki var ama genişçe de bir kesimden destek var. Var mı? Onu da ifade ben onu size bıraktım. Eğer yani siz tamam, bu desteği aldığınızı düşünüyorsanız buyurun açıklayın. Deneyimli gazeteci farkı da budur. Şimdi geçenlerde İstanbul'da miting yapılıp ve ben hedef gösterildikten sonra sosyal medyada kendiliğinden gelişen ve 24 saat Türkiye'de TV'de birinci sırada olan, dünyada altıncı sırada Sinan Oğan Türk Milleti Seninle başlıklı bir tag vardı. Bu da herhalde 30 bine yakın tweet atıldı. Bu da herhalde bir destek olduğunu gösteriyor Türkiye'de. Ama bunun ötesinde yani mesele Sinan Oğan'ın desteklenip veya ona karşı çıkılması değil, mesele bu konunun Türkiye'de bugün hangi noktada olduğunu konuşmaktadır. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bizim tepkimiz gariban Suriyeli'ye değil veya bizim tepkimizi maalesef ki Türkiye'de bir kesim çok farklı düzlemde tartışıyor veya çok farklı bir düzleme çekmeye çalışıyor. Açık ve net söylüyorum. Biz ne faşistiz, ne ırkçıyız, ne Suriye düşmanıyız, ne Suriyeli düşmanıyız veya ne de herhangi bir millete düşmanız. Bizim ifade ettiğimiz, tabii şunu da söyleyeyim. Sosyal medyada tabii bütün televizyonlar maalesef ambargo uyguladığı için hükümet bizim söyleyeceklerimizden, hükümet ve ortağı bizim söyleyeceklerimizden korktuğu için bizim söyleyeceklerimizin toplumu ikna edeceğini düşündüğü için bütün televizyonları bize kapatmış durumdadır. Halbuki televizyonlarda biz bu konuyu sağlıklı bir şekilde tartışmış olsaydık ne demek istediğimizi ben inanıyorum ki Türk toplumu çok daha iyi anlayabilirdi. Ne demek istiyoruz? Onu ifade edeyim. Birincisi ilk günden beri benim söylediğim net şudur. Kadın, yaşlı, çocuk, engelli bunlara biz bakalım. Makul bir süre daha bakmaya devam edelim. Türk milleti kendine sığınanı hiçbir zaman yüzüstü bırakmamıştır. Yine bırakmaz. Ancak Suriye'de savaş neredeyse bitti sayılır. İdlib hariç Suriye'de savaş bitti. 1 milyona yakın askerlik çağında savaşmaya elverişli Türkiye'de bir nüfus var. Genç bir nüfus var. Ve bu nüfusun 10 senedir yaklaşık Türkiye'de Türkiye'nin imkanlarıyla daha doğrusu Türk milletinin imkanlarıyla sizin, benim, vergimizle bu insanlara bakıyoruz. Artık savaş bittiğine göre bayramlarda gidip bayram ziyaretlerini yapıp turist gibi geri geldiklerine göre artık bunların bir sığınmacı veya uluslararası korumaya muhtaç kişi statüsünden çıkarılması lazım. Şimdi birincisi buyurun, evet. İkincisi bu insanların geriye dönmesini istememizin temel sebebi, yani biz bu insanlara baktık, yorulduk, artık biraz da başların çaresine baksınlar değil. Ben ve benim gibi düşünen Türkiye'de milyonlarca insan var.
Bizim temel kaygımız şudur. İsrail bayrağının üzerinde bakarsanız bunu özellikle AK Partili izleyiciler iyi izlesinler. Farkında olmadan çünkü büyük İsrail'e hizmet ettiklerini bu program sayesinde öğrensinler. Biz diyoruz ki büyük İsrail projesini kurmanın, büyük Orta Doğu projesi de zaten bunun ana hatlarını ortaya koymuştu. Temel yolu şudur. İsrail nasıl kuruldu? Filistin'i içini boşaltarak, zaman zaman katliam yaparak, zaman zaman zorunlu göçe tabi tutarak o toprakları boşalttı ve orada bir İsrail devleti. İsrail bayrağının üzerinde iki tane çizgi var. Fırat'la Nil Nehri'ni gösterir ve bunun arasındaki topraklar İsrail'e vaat edilmiş topraklardır. Yani Suriye ve Türkiye'nin bir kısmı da bunun içerisindedir. 5 milyon Suriyeli'yi siz toprağından koparırsanız birinci etapta ki zaten Suriye'nin bir kısmı hala İsrail'in işgali altındadır Golan Tepeleri. Orada bu insanları Türkiye'de entegre ederseniz orada boşalan topraklar ne olacak? Örneğin Tel Abyad, 300 bin nüfuslu Tel Abyad değil mi? Şu an Tel Abyad'da ne var? IŞİD mi var Tel Abyad'da? Veyahut da Esad'ın zulmü mü var Tel Abyad'da? Hayır, Tel Abyad'da bugün Amerika'nın koruması altında YPG bir devletçi kurmuş. Ben diyorum ki ey Tel Abyad'lılar, Türkiye'de duracağınızda değil mi? Kendi yurdunuza, yuvanıza sahip çıkın. Bizim Türkiye olarak hükümetin en büyük endişesi nedir? Yanı başımızda bir Kürt devletinin kurulması değil midir? Evet. Peki bu Kürt devleti, ben bunu bitireyim müsaade ederseniz. Peki bu Kürt devleti hangi coğrafyada kuruluyor? Suriyeli Arapların terk ettiği coğrafyada kuruluyor. Bu ne için kuruluyor? Büyük İsrail'in bir aşaması olduğu için kuruluyor. Siz eğer bu insanları Türkiye'de tutar, Türkiye'ye bunu entegre etmeye çalışırsanız, orada öncelikle bu topraklarda bir, Kürt devleti kurulacak Suriye'nin içerisinde, iki, Büyük İsrail'in ikinci aşaması hayata geçecek. Yani ben diyorum ki bu insanlar geriye gitsin, yurduna yuvasına sahip çıksın. Yani dünyanın neresinde kendi öz yurduna yuvasına insanlar sahip çıksın demek Kürtçülük oluyor. Dünyanın neresinde... Müsaade ederseniz soru sorayım. Ses probleminden dolayı araya girmedim. Sizin konuşmanızı bitirmenizi bekledim ama. Şimdi birincisi şöyle bir şey nasıl diyebiliriz? Birincisi siz diyorsunuz ki Suriye'de savaş artık bitti sayılır. Ama buraya gelip sığınmış, savaştan kaçmış birçok insan için geriye dönmek demek Esad yönetiminin zulmüne maruz kalmak demek. Çünkü bu insanlar savaşmayı reddetmişler, savaştan kaçmışlar ve Türkiye'ye sığınmış insanlar. İkincisi bu insanlara dönün ülkeniz için savaşın demek de ayrı bir problem. Çünkü gelenlerin birçoğu düzgün bir hayat kurmak için buraya geliyorlar. Savaşçı olmak durumunda değiller. Yani insanlara gidin de savaşın demek o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla 3.6 milyon Suriyeli var ve bunların birçoğu 10 küsur senedir buradalar. Çocukları burada doğdu, ailelerini buraya getirdiler, burada yerleştiler. Ki Anadolu toprakları ilk defa göç almıyor. Rumeli'sinden, Orta Asya'sından her bir yerden göç almış zaten asırlar boyu. Dolayısıyla bu insanlara dönün, savaşın demek son derece acımasızca değil mi sizce? Siz eğer böyle ifade ederseniz bu kulağa acımasız gelebilir. Ama ben öyle ifade etmiyorum. Birincisi Suriye'de savaş kitle var. Zaten İdlib'den Türkiye'ye bir göç olmadı bildiğim kadarıyla. Yani kitlesel göç olmadı en azından. İdlib'de yaşayanlar hala orada yaşamaya devam ediyorlar. Halep'te, Şam'da, Tel Abyad'da bir savaş var mı? Size soruyorum, siz de gazetecisiniz. Tel Abyad'da şu an bir savaş var mı? Ama ne güvenlikli bir ortam var ve her an patlayabilecek olan ve yıkılmış, nasıl? Yakılmış şehirler var. Sağlanamamış bir güvensizlik ortamı. Yani evet, şu anda savaş pek farklı alanlarda evet devam ediyor hala. Operasyonlardan bahsediyoruz. Ya güvenlikli bir ortam, bir istikrar sağlandı diyemeyiz ki Suriye için. Basit bir şey söylüyorum. Diyorum ki Tel Abyad'da Amerikan askerleri elini kolunu sallayarak geziyorlar şu an değil mi? Orada bir IŞİD olsa, orada Esad olsa, orada bir şey olsa bunu yapamazlar.
Amerika kim? Bizim müttefikimiz. NATO'dan da müttefikimiz. Hani tırnak içinde. Ne kadar Amerikalı'dan müttefik olur, o da ayrı bir konu. Ama şu an Tel Aviv'de PKK, YPG bir devlet kurmuş. Ben gidin kimseye savaşın demiyorum. Gidin. Bak burası benim evim. Ben daha bunu 3 sene önce, 5 sene önce, 10 sene önce ben burada yaşıyordum. Deyin, gidin kapınızı, evinizin kapısını açın, gidin yaşayın. Bunu söylüyorum. Bunu Amerika'nın koruması altındaki bir toprakta niye yapmasınlar? Bunu yani Amerikalıların olduğu Tel Aviv'de Tel Aviv'lilerin geri dönmesinin nasıl bir korkunç sonucu olur? Bana bunu izah edebilir misiniz? Edemezsiniz. Bugün Halep'te, bugün Şam'da yani Türkiye'ye gelen 5 milyon Suriyelinin 5 milyonu da Esad'la savaşmış muhaberatın takibatında olan insanlar. 3.6 milyon. Şöyle 3.6 milyon resmi gelenler. Ama Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki bunun çok daha üzerinde bir Suriyeli nüfusu var. Peki hani ortasını alalım, evet. 4 milyon. Ama bu 4 milyonun 4'ü de savaşarak mı gelmiş? Tamam, bilinen, orada hakikaten de muhaberatın listesinde olan ne kadar insan olabilir? 100 bin mi? Olamaz ama hadi 100 bini kalsın. 3 milyon 500 bini niye dönemesin? Bayramda niye dönüyor da şimdi dönemesinler? Silah Bey, şimdi burada bir ekonomik şartlar meselesi de var. Suriye şu anda ne istikrara sahip bir ülke, artı yıkılmış yakılmış bir ülke ve hala hava operasyonları da devam ediyor. Ve Esad rejimi öyle böyle bir rejim değil. Sonuçta eski halini de biliyoruz. İnsan hakları ihlalleri var, olmayan demokrasi var. Şimdi bu insanlar Türkiye'ye geldiler ve hakikaten Türkiye burada büyük bir iş başardı. Bütün dünyanın başaramadığını başardı. Bütün hükümet belki iktidar kanadı bunu kendi siyasi çıkarları için kullandı. Öyle ya da böyle ama Türkiye'deki özellikle sivil toplum örgütleri entegrasyon için çok uğraştılar. Şimdi aynı şeyi sizin bugün söylediklerinizi örneğin Almanya zamanında söyleseydi tepkiniz nasıl olurdu? Bu Türklerin camın ülkesinde artık problem bitti 12 Eylül'den sonra. Hadi bakalım bize gelenleri gönderelim orada kendi ülkeli. Yani dünyayı sadece siyasi nedenlerle ya da savaşlar nedeniyle mi göçleri okumak lazım? Bu insanlar aynı zamanda ekonomik nedenlerle geliyorlar ve bunların entegrasyonu Türkiye için artık daha planlı programlı olmayı gerektiriyor. Yani buna odaklanmak sizce daha önemli değil mi? Şimdi birincisi başka bir tartışma konu. Almanya'daki yani Nagihan Hanım'ın izinden gitmenin bir anlamı yok Şirin Hanım. Yok, Almanya'daki izinden gitmiyorum ben. Ama Almanya'daki Türklerle Almanya'daki Türklerle Türkiye'deki Suriyelileri nasıl aynı kefeye koyarsınız? Yani Almanya desin ki Türkiye'de artık 12 Eylül geçti dönün. Almanya'ya gidenler Allah aşkına 12 Eylül dolayısıyla mı gittiler? Almanya bizim Türkleri çağırdı, dedi ki gelin bizim iş gücümüz eksik, hepsinin doktor raporu, yani çok özür diliyorum, dişlerine kadar baktılar Türkiye'den gidenlerin, sağlıklı mı değil mi, geldiler seçtiler, kendi işlerine gelen iş gücünü aldılar götürdüler, Türkler de gitti orada çalıştı. Evet, bu dünyanın her yerinde olan bir uygulamadır, iş gücü yetmediği zaman alırsınız bir ülkeden iş gücünü çalıştırırsınız, yarın Türkiye'de de iş gücü yetmezse Suriye'den de alırız, başka yerden de alırız. Gelir, iş gücüne katılır, katkıda bulunur. Ondan sonra kalan kalır, giden gider. Peki şu ben an şunu Almanya... anlamıyorum. Yok, hayır, özür dilerim. Özür dilerim. Almanya'daki Türklerle Türkiye'deki Suriyelileri hangi açıdan kıyaslarsanız kıyaslayın, kıyas kabul etmez. Birisi yanı başımızda bir savaştan kaçıp gelmiş, kapıyı açmışsınız, herkes gelmiş. 4 milyon 5'e itiraz ediyorsunuz, 4 milyon diyelim. 4 milyon Suriyelinin içerisinde ne kadar muhabere elemanı var, ne kadar IŞİD'çi var, ne kadar YPG'li var, ne kadar PKK'lı var? Bunu devletimiz biliyor mu? Devletimiz İstanbul'da kaç tane kayıtsız Suriyeli var? Onu bilmiyor. Peki bu bir güvenlik sorunu çıkarmıyor mu ortaya? Çıkarmıyor elbette. Çünkü ben Almanya konusunda sizden aynı fikirde değilim. Çünkü Almanya evet 1950'lerde muhakkak ki bir iş gücü yaratmak için gidenler var ama ondan sonrasını düşünelim. Türkiye'deki boşaltılmış köylerden Kürtler, Süryaniler,
Aleviler, Türkiye'de gerçekten baskı ve ihlaller nedeniyle yurt dışına, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giden çok fazla sayıda insan oldu. Ve bu ülkeler onlara kapılarını açtılar. Sadece ekonomik nedenlerle yani değil. Yani ona da katılıyorum ama topladığınız kaç tane vardı? İsveç'te Süryanilerin, sadece Türkiye'den gitme Süryanilerin oluşturduğu şehirler var. Aynı şekilde bugün Almanya'nın pek çok kentinde yaşayan Kürtlere bakıyoruz. İsveç dediğiniz zaten bir yavuk toprak. Şimdi ben sadece şunu anlamaya çalışıyorum. Neden siz Suriyelilerin bu ülkede artık düşünecek olursak geldiler ve çocukları oldu, işte yerleştiler. Bunların doğru politikalarla, ben orada yani bunun altını çizmek isterim. Doğru istihdam politikaları, kayıt içine alınmış, ondan sonra vergilendirerek gerekirse ileride girişimci olmaları sağlanarak, iş gücüne katılarak, sosyal entegrasyonları sağlanarak kalmalarına karşısınız. Yani Suriyelilerin kalması niye sizin için bir problem? Söyleyeyim, niye problem onu hemen söyleyeyim. Birincisi, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin Türkiye'de iş gücüne katkı yapmaları ancak vasıfsız iş gücü çerçevesinde kalacak. Çünkü okuyan Suriyeliler, siz de ben de biliyorum ki Suriyeliler de biliyor ki Batılılar tarafından zaten çok fazla yoktu bunlar. Batılılar tarafından seçildi, alındı. Yani Avrupa ile daha yeni kaldırılan, askıya alınan geri kabul anlaşmasında kaçak göçmen Türkiye'ye iade ediliyor. Türkiye'den vasıflı göçmen alınıyor, sığınmacı alınıyor. Dolayısıyla hani o Türkiye'ye katkı yapacaklar, böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersine Türkiye'de ne kadar vasıfsız insan varsa Türkiye'de kalıyor. Dünyanın diğer ülkeleri zaten bir şey almıyorlar ama aldıklarını da seçip bütün vasıflı insanları alıyorlar. Bir. İkincisi, Türkiye'de ne kadar çocuk var biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Türkiye'de birisi, ondan önce şunu da söyleyeyim de siz tehlikenin boyutunun çok farkında değilsiniz sanırım. Hemen söyleyeyim tehlikenin boyutunu. 10 yaşında bir çocuk Suriye'de babasını kaybetmiş, annesini kaybetmiş, abisini, kardeşini veya komşusunu kaybetmiş. Yanında bombalar patlamış ve o 8, 9, 10 yaşında bu şekildeki bir travma yaşamış bir çocuğu gözünüzün önüne bir getirin. Bunların sayısı 2 ile, 3 ile, 5 ile, 1000 ile, 3000 ile, 5000 ile değil. 10 binler, 100 binlerce böyle Türkiye'de çocuk var. Ve bu çocuklar yaklaşık kimi 10 senedir, kimi 5, kimi 7 senedir Türkiye'de. Bugün bu çocuklar, gelin alın, 15, 16, 17, 18 yaşına gelmiş çocuklar. Ve maalesef ki bu çocuklar Türkiye'de eğitim alamamışlar. Önemli bir kısmı eğitim alamamış. Bir, travma yaşamış. İki, eğitim alamamış. Üç, iş gücü zaten mümkün değil. Çalışmıyor. Nerede yaşıyorlar? Kampta yaşamıyorlar. Yani belirli kontrol altında yaşamıyorlar. Bu çocuklar şehirlerde sizin, benim, başkasının komşuları şeklinde yaşıyorlar. 16, 17, 18 yaşında genç bir çocuğun bir takım arzuları, istekleri, talepleri doğal olarak olacaktır. Komşusunun çocuğunun elinde çok iyi bir telefon vardır. Komşusunun çocuğunun kız arkadaşı vardır. Komşusunun çocuğunun arabası vardır. Ve onun yok bunlar. Bir süre sonra bu çocuklar bunu elde etmek isteyeceklerdir doğal olarak. Tekrar ediyorum. Travma yaşamış, eğitimsiz, işsiz, yüz binlerce insan yanı başımızda ve komşumuz. Bu çocuklar bir süre sonra, bakınız bu yayını da burada tarihe not geçsin diye söylüyorum. Bu çocuklar bir süre sonra doğal olarak dünyada bunun her zaman yöntemi bu olmuştur. İnceleyin, biz inceledik, ezbere konuşmuyoruz. İran'daki Afganlıları inceledik, Pakistan'daki Afganlıları inceledik, dünyanın birçok yerindeki benzer olayları inceledik. Bu çocuklar yarın öbür gün öncelikle küçük tapkat çeteleri oluşturacaklardır. Ardından bu çocuklar biraz daha organize suç örgütleri oluşturacaklardır. Daha sonrasında bu çocuklar profesyonel uluslararası terör örgütlerinin ve istihbarat örgütlerinin birer ucuz elemanı haline geleceklerdir. Ve daha önemlisini söyleyeyim. Şimdi polisimiz Allah razı olsun gece gündüz mücadele ediyor. Bir Türk bir çete kurduğu zaman ya cep telefonu dinlemesi, teknik takip yapılır. Ya işte yedi sülalesi bir şekilde bilinir, adresi bellidir, bir şeyi bellidir. Bu çocukların adresi belli değil.
parmak izi alınmamış. Ne zaman geldiği belli değil, kaçının kayıtlı olduğu da belli değil. Yarın öbür gün bu suç işleyen çeteler şehirlerin içerisine dağıldığı zaman devlet bununla nasıl mücadele edecek? Peki. Bunlar herhangi bir uluslararası, yani bu sadece çocuk boyutu. Peki. Bunun, ama siz... bunun demografik boyutunu da size anlatayım. Tamam. Bunun anladın ama öncesinde sorumu sorayım. Şöyle ki siz bana dediniz ki bunu gözünüzün önüne getirin. Ben de gözümün önüne getiriyorum. Bu çocukların bu tarif ettiğiniz travma geçirmiş, savaş yaşamış ve gerçekten geleceğe tutunacak hiçbir şey kalmamış çocukların eğitilmesi ve bunların hayata tekrardan kazandırılması sizce önemli değil mi? Buna konsantre olmamız çok gerekmiyor önemli mu? Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu çocukları diyelim ki Türkiye'den attık, yanı başımızdaki Suriye'ye gönderdik. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki böyle bir milyonlarca insanın olması bizim evimizde rahat oturabilmemizi getirir mi? Oradaki Hayır. böyle çocuklar bizim sınır içimizde olsa ya da sınır dışımızda olsa bütün insanlığa, bütün dünyaya zaten büyük bir problem ve bir soru işareti ve vicdani bir mesele olmak zorunda değil midir? O zaman madem ki elimizde imkan var, sizin bu tarif ettiğiniz bu elimizde potansiyeli imkan var mı? Eğitsek, entegre etsek, iş güç Selin sahibi Hanım, elimizde yapsak... Elimizde imkan var mı? Efendim? Elimizde imkan var mı? Niye olmasın? Nerede Türkiye bu koskoca bir ülke. Sivil toplum örgütleri çalışıyor. Siz mesela diyorsunuz ki bu Suriyeliler üniversiteleri niye bedava okuyorlar? Okumaları daha iyi değil mi? Şimdi eğitimi ayrı bir başlıkta konuşalım. Dolayısıyla bu konuyu görüşmeden ona geçmeyelim. Onu da çok önemsiyorum. Şimdi Türkiye'de zaten 4 milyon Suriyelinin ki Türkiye'de 1 milyondan fazla da Afganlı, ne bileyim, İranlı, işte sağdan soldan gelen 1 milyondan fazla da şey var. Başka ülkelerden gelenler var. Dolayısıyla Türkiye'de 5 ila 6 milyon arasında bir sığınmacı, mülteci topluluğu var. Bu 5 ila 6 milyonluk nüfus dünyada 220 yaklaşık 220 Birleşmiş Milletler'e üye ülke arasında yaklaşık 80 ila 100 arasındaki ülkeden daha büyük. Yani Türkiye'deki Suriyelileri ve yabancıları, diğer mültecileri toplasak, Birleşmiş Milletler'e üye yapsak, bir ülke kursak, dünyadaki 100 ülkenin 101.si olacak. Şimdi Türkiye bu kadar büyük bir ülke, eyvallah, ama bu kadar geniş imkanlara sahip bir ülke değil. Ne yapalım? Zaten bunların bir kısmı Türkiye'de kalacak. Biz şu an artık daha geç olmadan bir kısmı ülkelerine orada imkan yaratalım, ülkelerine gönderelim. Bir kısmını, yani Amerika Suriye'de gelmiş bir devlet kuruyor. Amerika'da kaç tane Suriyeli var? Rusya orada başat rol oynuyor. Rusya'da kaç tane Suriyeli var? İran, oradaki en büyük başat rol oynayan ülkelerden birisi. İran'da kaç tane Suriyeli var? Suudi Arabistan, Mısır, Arap ülkelerini alalım. Dolayısıyla sıkıntı şudur. Benim karşı çıktığım bir geri dönüş stratejisi hazırlamalıyız. Ve bunu tek başımıza hazırlamamalıyız. Yani bu tavırlar, sizin bu gösterdiğiniz yaklaşım ve benzeri yaklaşımlar karşımıza şunu çıkarıyor. Elin Amerikalısı da, elin Rusu da, İranlısı da, şusu da, busu da. Ya zaten Türkiye bakıyor buna. Biz niye bakalım? Öyle olmaz. Biz bütün dünyaya diyelim ki biz 10 senedir bakıyoruz. Gelin bir geri dönüş stratejisi oluşturalım. Suriyelileri de mağdur etmeden bu yükü paylaşalım. Biz diyoruz ki bu yükü paylaşalım. Biz eğer Türkiye'de 5 milyon yabancıyı barındırırsak, 4 milyon Suriyeli'yi barındırırsak, siz de ben de biliyoruz ki bunların tamamına eğitim veremeyeceğiz. Bunların 100 bini eğitimsiz kalsa ve bu travmayla, bir tehdit mi Şirin Hanım? Tehdit. 10 bini kalsa, 10 bin tane hakikaten de büyük travma yaşamış, eğitim görmemiş ve böyle her suç örgütüne eğilimli 10 bin kişi Türkiye'de bir tehdit mi tehdit? Ben çok makul bir şey söylüyorum. Diyorum ki Türkiye makul sayıda Suriyeli zaten burada barındıracak. Çünkü dünyada bunun örneği bu şekildedir. Gelenlerin önemli bir kısmı gitmiyor. Ama Türkiye'nin, siz bana söyleyebilir misiniz? Türkiye'nin bir geri dönüş stratejisi var mı? Sığınmacı, mülteci değil.
Geri dönüş stratejimiz nerede? Hayır, şu konuda size katılıyorum. Şu konuda size katılıyorum. Türkiye'nin hiçbir konuda kısa, orta vadeli ya da uzun vadeli hiçbir stratejisi yok. İktidarın stratejisi olmadığı göre, olmadığı kadar bana göre muhalefetin de bir stratejisi yok. Dolayısıyla Türkiye'de aslında elini taşın altına koyup gerçekten bir şeyler yapmaya çalışanlar sivil toplum örgütleri ve insan hakları örgütlenmeleri. Strateji yani olmadığına katılıyorum. Ama sorum şu size Sayın Oğan. Evet. Ya dünya başka bir yere doğru gidiyor. Siz diyorsunuz Rusya niye almıyor, İran nasıl almıyor? Bunun için koskoca Orta Doğu'daki sorunun çözülmesi gerekiyor. O çözülemediğine hiç, göre, örneğin bu insanları hangi temeli baz alarak göndereceksiniz? Yani Muhammed Rıza'yı değil de Muhammed Ahmet'i göndermek kararını kim alacak? Ne, hangi temele göre alacaksınız? Bir. İkincisi, gönderdikleriniz orta ve uzun vadeli, sizin bu dediğiniz şekilde bütün dünya için, bütün bölge için, hatta Türkiye için bir sorun haline gelmeyecekler mi? Yani Türkiye bu konuda aslında Suriyeli mültecilerin dünyaya daha sağlıklı bireyler olarak katılması, insan hakları temelli yaşayabilmeleri için bir öncülük yapmış olmayacak mıdır yeni bir strateji geliştirse? Türkiye'nin yaptığı şu an meselenin üstünü örtmek. Ama meselenin üstünü örtmek, örneğin geçenlerde Mustafa Balbay açıkladı. Suriyelilerin bir muhtar valilik toplantısında, biliyorsunuz valilerin il güvenlik toplantısı olur. Ona zaman zaman muhtarlar, il emniyet müdürü, il jandarma müdürü hepsi katılır. Burada vali Mustafa Balbay'ın Halk TV'de söylediğini ifade ediyor. Diyor ki, benim de benzer duyumlarım vardı zaten. Diyor ki, Suriyelilerle ilgili sıkıntılar olduğunda anında çözeceksiniz. Bunları resmiyete yansıtmayacaksınız. Ve Suriyelilerin bu karıştıkları suçu basına bildirmeyeceksiniz. Resmi kurumlara bildirmeyeceksiniz. Kayıt altına almayacaksınız. Şimdi böyle bir yaklaşımla siz bunu çözemezsiniz. Üstünü kapatarak bunu çözemezsiniz. Kimi geri göndereceksiniz? Söyleyeyim. Öncelikle burada harcadığınız 40 milyar doları 10 milyar dolarını harcasaydınız birçok insan gider evinde daha mutlu olur. Yani siz zannediyor musunuz ki buraya gelen bütün Suriyeliler burada kalmaktan çok memnun değil? Bir teşvik siyaseti uygulayacaksınız. Burada harcayacağınız paranın iddia ediyorum yarısını harcasanız bu insanlar gider evinde daha mutlu olur. Suriye'de harcansın manasında mı söylüyorsunuz? Anlamak için evet. Söylüyorum. Yani Suriye'deki yapılanmaları harca ama Esad hükümetiyle burada görüşme yok. Nasıl olacak? Ama görüşeceksiniz o zaman. Yani biz Yunanistan'da savaşmadık mı? Savaştık. Yunanistan'da görüşüyoruz. Rusya'yla bizim 500 yıllık tarihimiz var. 50 senesini savaşmıştık. Nasıl olacak? Görüşmüyor muyuz? Görüşüyoruz. Esad evvelsi gün kardeş Esad'dı. Sonra kardeş Esad oldu. Yarın öbür gün yine bunların kardeş Esad olur. Dolayısıyla mesele Esad veya şu veya bu değil. Devletlerin çıkarları gerektiği zaman devletler savaş zamanı, 2. Dünya Savaşı'nda savaşan tarafların başkanları birbiriyle görüşmüş. Ya burada görüşmeyecek ne var? Yani oturacaksınız, görüşeceksiniz. Bir geri dönüş stratejisi hazırlayacaksınız. Bakınız bunu üstünü örtmekle bu olmaz. Buradaki insanlar büyüyor, buradaki çocuklar büyüyor. Burada ailelerin çocukları oluyor. Bunların yarın öbür gün Türkiye'de, bakınız ekonomik boyutunu konuşalım, işsizlik boyutunu konuşalım. Türk milleti diyor ki 40 milyar dolar bana harcansaydı diyor, ben bugün bu ekonomik krizi yaşamazdım. Ne kadar basına yansıtmasanız da, ne kadar kamuoyundan saklasanız da Türk milletindeki rahatsızlık daha da artıyor. Hele hele bir de Özgür Der gibi bir takım provokatif derneklerin İstanbul'da düzenledikleri bir takım provokatif mitinglerle Türk milletinin çilesi, sabrı daha da örpüleniyor, daha da sinir uçlarına tutuyor. Bir kesiminin diyelim, öyle düşünmeyen büyük bir kesim daha, yani bir kesim daha var yani. Türk milleti derken herhalde herkesi kastetmiyorsunuz. Sizin gibi belki bu konuya daha farklı yaklaşanlar. Kendisini Türk hissetmeyenleri söylemiyorum. Ama Türk milletinin bir bütün olarak, şimdi bu tartışmayı yapmayalım ama bir bütün olarak Türk milletinin bundan rahatsız olduğunu biliyorum. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın önüne giden mitinglerde İstanbul seçimlerini kaybetmelerinin en önemli sebeplerinden birisinin
Suriyeliler meselesi olduğunu biliyorum. Türkiye'de isterseniz yolda çıkın mikrofon tutun, isterseniz anket yaptırın. AK Parti tabanının %70, %80 civarında Suriye meselesinin artık çözülmesi, Suriyeli meselesinin artık çözülmesi gerektiğini söylüyor. Kabul etmesen etmemek, üstünü kapatmak, yani deve kuşu gibi kafanızı kuma gömdüğünüzde gövdeniz dışarıda, siz istediğiniz kadar kafanızı kuma gömün. Bu sorun kucağımızda ve bu sorun büyük bir sorun. Bu büyük bir tehdit ve büyük bir tehlike. Ekonomik anlamda sorun, işsizlik anlamında sorun, güvenlik anlamında sorun, demografik anlamda sorun. Bakın, Türkiye'den okuyan insanlar yurt dışına gidiyor. Yurt dışından okumayan, vasıfsız insanlar Türkiye'ye geliyor. Türkiye bir süre sonra bu anlamda entelektüel birikimini kaybedecek. Yani bundan hiç endişe duymuyor musunuz? Ben Türkiye için endişe duyuyorum. Ben Türk milletinin geleceği için endişe duyuyorum. Ve ben ne Suriyeli düşmanıyım ne başka bir milletin düşmanıyım. Niye düşman olayım? Komşularımız bunlar bizim. Peki şunu da eleştiriyor musunuz? Sonuçta ben size akıllardaki soruları soruyorum. Size cevap hakkı elbette vermiş oluyorum. Şunu sormak istiyorum. Şimdi siz dediniz ki, hatta ben de bunu bir soruyla karşıladım. Demişsiniz ki örneğin Azerbaycan'dan bir öğrenci ya da Özbekistan'dan bir öğrenci ya da Kazakistan'dan bir öğrenci Türkiye'ye geldiğinde üniversitelere hak ödüyor. Yüksek eğitim bedeli. Yadasını da devam edin. Evet. Hayır. Sonrasında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin de yaptığı düzenlemenin fotoğrafını göndermişsiniz. Hayır. Ama ben de şunu söyledim. Ama soruyu tam sorun Çirin Hanım. Çirin Hanım, soruyu lütfen tam sorun. Yani Azerbaycan, Kazakistan dediğinizde soru eksik kalıyor. IŞİD zulmünden kaçan Irak'taki bir Türkmen dedim. Taliban zulmünden kaçan Afganistan'daki bir Türk dedim. Yani bunları da ilave edersen soru daha mı? Tamam. Bütün bunları söylediniz ve dediniz ki bir IŞİD'den kaçan Kuzey Iraklı Türkmen harç ödemek zorunda kalırken bir Azeri, Özbek, Kazak, sizin dediğiniz gibi ya da bir Afganlı neden Suriyelilere, IŞİD'den kaçan Suriyelilere ayrıcalık var? Onlar belirtilmiş büyük üniversitelerinde mevzuatında harç ödemiyorlar. Şimdi bu yani sıraladığınız ülkelerdeki durumla Suriye'deki durum aynı değil. Dolayısıyla ben hala soruyorum. Yani en azından gelen Suriyeli başarılı çocukları eğitmek Türkiye'nin avantajına değil midir? En azından sizin dediğiniz gibi cahil ve eğitilmemiş yığınlarla karşı karşıya kalacağımıza gelsinler Türkiye'deki üniversitelerde okusunlar ve bizim de insanlığa ve gençliğe bir katkımız olsun. Bir. İkincisi, siz şimdi Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan'a örnek gösteriyorsunuz ama hadi Özbekistan'ı bir kenara koyalım ama özellikle Kazakistan ve Azerbaycan son derece zengin ülkeler. Tam tersine onlar Türkiye'deki Suriyeliler ve Suriyeli öğrenciler için keşke burslar açsalar, para yardım yapsalar, para kaynağı yaratsınlar. Çok daha iyi olmaz mı? Yani bu ülkelerin hiçbiri Türkiye'ye yardım etmiyor. Ve çok doğal kaynaklar nedeniyle büyük paraya sahipler. Türkiye tek başına ve Türk halkı, Türkiye halkları bu yükü yükleniyor. Ama onun karşılığında pek Türkiye'nin yanında durması gereken ülkelerden de Türkiye pek bir destek görmüyor. Bir de buna böyle bakmamız gerekmez mi? Dolayısıyla yani bunu açıklamanızı rica edeceğim. Çünkü Suriyeli bir öğrencinin ODTÜ'de okuyor olması dünyaya bir katkı diye düşünüyorum ben. Peki ODTÜ'nün sınırsız kaynağı mı var? Suriyeli bir öğrenci ODTÜ'ye girdiği zaman bu orada okuması gereken bir Türk öğrencinin çünkü sınıf mevcudu diyelim ki 50. Yani orada girmek isteyen benim Erzincan'daki bir Türk öğrencimin hakkını da almış olmuyor mu? Ama yabancılar başka bir statüden giriyor Sayın Oğan. Onlar normal sınavla girmiyorlar. Böyle, yabancılara ayrılmış ayrı bir kategori var biliyorsunuz. Ayrı bir kontenjan var, yanlış söyledim. Şöyle. Ya onların da hepsini tartışalım. Suriyeliler biliyorsunuz biraz daha bu konuda bu kategori ve kontenjan dışı. Benim oradan bahsettiğim mesele özellikle Azerbaycan veya Kazakistan'a niye bedava değil sorusu değildi. Iraklı bir Türkmen Türkiye'de hastaneye gittiği zaman onun ilacı da parayla, onun Irak'ta yani eşitler arasını kıyaslıyorum. Siz öbürünü görüyorsunuz, bunu görmüyorsunuz. Yani Kazakistan'ı görüyorsunuz, Irak'taki Türkmen'i niyeyse görmüyorsunuz. Irak'taki Türkmen IŞİD zulmünden kaçmış mı? Kaçmış. Peki Irak'taki
Yezidi de kaçmış. Ha, onu da söyleyeyim. Hani meseleyi sadece Türkmen bağlamında da değerlendirmeyelim. Niye Irak'ta IŞİD zulmünden kaçana bunu sağlamıyorsunuz da sadece Suriye'ye sağlıyorsunuz? Haklı bir soru değil mi sizce? Niye Irak'tan gelenler hastaneye ücret ödüyor da Suriye'den gelenler ödemiyor? Tamam, Kazakistan'dan gelenin parası var, ödesin. Tamam, eyvallah, kabul. Afganistan'dan gelenin parası mı var? Hayır, yok. Niye ondan alıyorsunuz? Afgan Türk'ünün, ki genelde bir Türk gelenlerin. Peki, Kertük'ten gelen veyahut da işte Telafer işgal altındaydı. Telafer'den gelen birisi, ben çok defa hastanelere gittiğimi, doktorlardan ricada bulunduğumu, Telafer'den gelen Türkmenin, Kerkük'ten, Musul'dan gelen Türkmenin hastane ücretlerinde indirim yapmalarını rica ettiğimi ben çok hatırlıyorum. Niye böyle bir ayrım yapıyor devletimiz? Yani madem kaynaklarımız çok geniş, İrin Hanım siz öyle diyorsunuz. Madem kaynaklarımız çok geniş, peki Irak'taki vatandaşın günahı ne? Suriyeli can da Irak'taki can değil mi? Sizin hesabınıza göre. Yani bu ülkedeki ölçü nedir? Arap olması mıdır ölçü? Nedir? Yani Iraklı bir Türkmen niye üvey kardeş burada? Bana bunun birisi izahını yapsın. Ben görüşüyorum bütün Türkmenlerle. Okulu da paralı Türkmenin. Efendime söyleyeyim, hastanesi de paralı, her şeyi paralı. Irak'ta bir avuç Türkmen orada Türklük mücadelesi veriyor, onu da söyleyeyim. Türkiye'nin de her daim yanındalar. Suriyelilerin ne kadar yanımızda olduklarını da Birinci Dünya Savaşı'ndan hatırlıyoruz ayrıca. Neyse, ortaya tartışmaya da girmeyeyim. Niye Suriye'deki insanlara sağlanan hak Irak'tan gelen Türkmen'e ve diğerlerine niye sağlanmıyor? Peki bu bir soru. Ama diğer yandan bu bir soru işareti olarak siz gündeme koyuyorsunuz. Bunun hem muhalefet hem iktidar tarafından yanıtlandırılması gerekiyor sizin sorunuz olarak. Diğer yani, taraftan... insani, bakınız, insani faaliyetlerimizde dahi eşitlik yok. Eşitlik yok. Peki. Yani bir, ama şunu sormak... Dinlikte dahi eşitlik yapamıyorum. Evet. Demin sormuştum ama başka soru girdi araya. Şimdi Anadolu toprakları binlerce yıllık kadim halklara ana yurtluk yapmış Anadolu toprakları. Kaç tane devlet geçmiş buradan? Selçuklular, arkasında Osmanlılar sürekli göç almışlar. En son Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Balkan Harbi'nden sonra çok yine aynı şekilde Orta Asya'dan son dönemde bile Rusya'nın da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bile göç aldı. Onun öncesinde aldı. Bolşevik isyanı ve devrimi sırasında da aldı. Dolayısıyla aslında Anadolu hem yerleşik farklı etnik gruplarıyla ve halklarıyla ama gelen göçleriyle de birlikte son derece yoğrulmuş bir ülke. Şimdi bugün hani siz diyorsunuz ya Türkiye o kadar kaynakları zengin bir ülke değil ve bir şekilde de bütün bu farklılıkları içinde eritebilmiş, bundan zenginlik doğurmuş da Osmanlı'nın üzerine kurgulandığı mantık da bu. Cumhuriyet yıllarında da aynı şekilde bu iç içe geçmişlik, aynı potada erimişlik kültürü devam etmiş. Şimdi bugün bundan vazgeçip bundan daha farklı bir tutum takınmak mıdır doğru olan, yoksa sizin de belirttiğiniz gibi bu ortada bir stratejisizlik ya da bir öngörüsüzlük ya da bir plansızlık, programsızlık kaldırılarak bir program dahilinde bu insanların bir göce dönüştürülmesi mi daha mantıklıdır? Ben ikincisinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum çünkü öbürü bana çok fazla anlayamıyorum. Nasıl, ne temele göre çünkü bu insanları gönderip sonra onları yanı başımızda unutup gideceğiz. Ve bu ayrı zamanda tarihi ve sosyolojik geçmişimizden de bağdaşıyor mu sorusunu size sormak isterim doğrusu. Şimdi birincisi Türkiye evet tarih boyunca göçler almıştır. Bugün de alıyor ve yarın da alacak. Ama siz 5-6 milyon civarında bir anda bir göç alırsanız bu göç değil. Yani bu yönetilemez göç en büyük tehdit ve tehlikelerden birisidir. Göçü yönetemiyorsanız göç sizi yönetir. Göçmen sizi yönetir. Nitekim Türkiye'de bugün Türk kamuoyunu devlet değil, göçmen sorunu belirliyor. Göç sorunu belirliyor. O sebeple sizin bir 40 milyar dolar daha harcamaya gücünüz var mı? Ben onu söyleyeyim. Yok. Yani bunu siz de biliyorsunuz Gülhan Hanım, ben de biliyorum. Bir 40 milyar daha harcamaya imkanımız yok. Kaldı ki, bakınız biz şimdiye kadar bu insanların sadece karnını doyurmak, geçici barınma imkanlarını sağlamakla
yükümlülüğü. Bu ucuzdur, Hürrem Hanım. Entegrasyon politikaları çok pahalıdır. Bu kadar paranız varsa hadi buyurun yapalım. Ama siz de biliyorsunuz Şirin Hanım, böyle bir paramızın olmadığı, millet olarak, ülke olarak entegrasyona harcayacak bir 50-60-100 milyar dolarımız yok bizim. Çünkü 6 milyon insanı, yani ortalama bir Avrupa ülkesini alıp burada içinizde eritme imkanımız yok. Ben diyorum ki bu parayı, entegrasyon politikası çok pahalıdır. Kimse işin bu tarafına bakmıyor. İnsanların karnını doyurmak değil mesele. Entegrasyon politikası eğitimde verilmeyi gerektiriyor, özel rehabilitasyonu da gerektiriyor, gerektiriyor. Böyle bir paramızın olmadığını siz de ben de bildiğimize göre, bu insanları entegre edemeyeceğimize göre en azından önemli bir kısmını ne yapalım? Yani elimizde sırf bu sizin dediğiniz gerekçelerle elimizde 100 bin bakın 1 milyon 2 milyon demiyorum ki, minimum rakamı söylüyorum. 100 bin suça meyilli insanı ikimizde tutmanın bir anlamı var mı? Diyorum ki ben. Anlamı yok. Diyorum ki ben. Gitmek isteyen, yurduna yuvasına gitmek isteyenlere bir geri dönüş stratejisi hazırlayalım. Gönüllü olanlara gönderim sağlamalı diyorsunuz. Bunun dünyada yolu yordamı bellidir Şirin Hanım. Amerika'yı ne ben keşfedeceğim ne hükümet keşfedecek. Yani devletimiz artık yavaş yavaş geri dönüş stratejisinden bahsetmeye başlarsa zaten bir kısmı gönüllü gidecektir. Bir, gönüllü gidenleri teşvik etmek lazım. İki, kaçak göçek gelen çok sayıda var. Yansımıyor ama bizim özel yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki ben bir strateji merkezi başkanıyım ve bu konularda da göç enstitümüz var ve çalışıyorum. Yani bizim maalesef ki hep böyle kamuoyunda yok Türkçü yok faşist gibi abuk sabuk hak etmediğimiz ifadelerle suçlanıyoruz ama biz bunu akademik boyutta çalışan ciddi bir ekibimiz var. Akademik boyutunu çalışıyoruz. Göç meselesi nedir ne değildir. Ve bunun Türkiye için büyük bir kabus olduğunu görüyoruz. Hatırlar mısınız meclisteydim ben. İçin Musul konsolosluğumuzu basacak dediğimde AK Parti'nin milletvekilleri ya dalga geçiyorsun bizimle bırak şimdi gecenin bu saati diyordu. Belgen var mı diyordu. Aklı çıktı. Biz öngörüyoruz, ifade ediyoruz ama sonra herkes bizim sözümüzü geliyor. Bu konuda da iddia ediyorum. Bizim dün söylediğimizi, bugün söylediğimizi yarın birçokları ve belki de siz de dahi söyleyecektiniz. Ama burada şunu da söylemek isterim. Bu saatten sonra iktidarın hataları muhakkak ki bu Suriyeliler meselesine çok büyük olmuştur. Başta da söylediğimiz gibi plansızlık ve programsızlık ve sadece siyasi argümanlar nedeniyle Suriyelilerin işte kimi zaman sokağa dökerim, kimi zaman kendi propagandam için kullanırım meselesi ama dediğim gibi yine muhalefetin de bu konuda yapıcı bir plan ortaya koymaması ama bu saatten sonra Türkiye'nin siz diyorsunuz ki gönüllülük esasına göre gönderelim ama yine de bu mülteciler konusunda alacağı her tavır Türkiye'nin zaten giderek erozyona uğrayan ve çok ciddi sıkıntılarının oluşmaya başladığı dünya nezdindeki pozisyonunu da çok ciddi sıkıntıya sokacaktır. Buna böyle de bakmak gerekiyor ve Orta Doğu barışı açısından da çok büyük sıkıntılar ortaya çıkaracaktır insanlık adına. Sonuçta bu insanlar bir de insanlar, sadece birer sayı değiller. Aileleri var, hayalleri var, çalışmak arzuları var, eğitim istekleri var. Bir şekilde buraya gelmişler, yerleşmişler. Yani bunun çok hassas bir mesele olduğunu görmek gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Bu bir insanlık dramı yaşanıyor çünkü şu anda. Kesinlikle. Ben de tam da yarın daha büyük dramlar yaşanmasın diye, yarın daha büyük sıkıntılar olmasın diye bugünden tedbir alınması gerektiğini ifade ediyorum. Ben bunları alıp toplama kampına kapatalım demiyorum ki. Yani Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 2.1 milyar avro gelmiş şimdiye kadar. Niye? Yani biz Almanya'dan daha mı zenginiz? Biz Hollanda'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan, şundan bundan daha mı zenginiz? Niye bizim bu yükümüze ortak olmuyorlar? Niye hükümet bunları, yani iyi diyorsunuz, efendim biz bunlarla ilgili bir tedbir aldığımızda dünya bize başka gözle bakacak, zaten erozyona uğramış görüntümüz daha da erozyona uğrayacak. Birincisi uğramış zaten uğrayacağı kadar. İkincisi o zaman gelsinler bu işin bir ucundan tutsunlar. Söz verdikleri 6 milyar avroyu vermemişler. Bunu başkanı söyledim, ben söylemedim. Efendim 40 milyar doları biz Suriyelilere harcadık mı? Hükümet harcadık diyor. Eğer harcadıysak
O zaman kimse kalkıp demesin ki valla bu Suriyeliler bizim paramızla değil Avrupalıların parasıyla geçiniyor. Böyle bir şey yok. Peki. İkincisi, bu bizim sorunumuz değil sadece Şirin Hanım. Bu bütün dünyanın sorunu. Madem orası bu sorun bütün dünyanın sorunu, herkes gelecek. Yani bunları biz Suriye'ye gönderdiğimizde ve Avrupa'ya kapılar açtık, dünya başına bela olacak mı? Olacak. E o zaman demek ki herkes gelecek. Yükü hepimiz paylaşacağız. Son olarak şunu sormak isterim. Size söz hakkı vermek istedim. Çünkü sizin bu konudaki açıklamalarınız çokça tartışılıyor. Basında da, sosyal medyada ama. Son bir cümleyle toparlamanızı isterim. Şimdi sonuç olarak meseleyi ayrı tutuyorum ama iktidarın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ve onlardan bu konuda pek fazla bir açıklama duymuyoruz. Aynı şekilde muhalefet kanadından da bir yapıcı ya da bir çerçevesi olan bir plan çok fazla görmüyoruz. Bir stratejileri var mı onu da bilmiyoruz. Bu iki meselede ne söylemek istersin? Sen MHP'lilerin tavrı ve tutumu konusunda, AK Parti'yi konuştuk çünkü. Ama aynı şekilde muhalefetin de tutumu konusunda. Şimdi maalesef ki Türkiye'de topyekun bir akıl tutulması yaşanıyor. Kimse bu konuyu biraz önce ifade ettiğim gibi konuşmak, tartışmak istemiyor. Televizyonlar da istemiyor, muhalefet de istemiyor, iktidar da istemiyor. İktidarın ortağı da istemiyor. Ama Türk halkı, yani siyasi partiler, bugün siyasi partilerin, ister CHP olsun, ister MHP olsun, ister AK Parti olsun, tamamının tabanının önemli bir kısmı bu konuda hassas ve artık Suriyelilerin geri dönmesi gerektiğini, onların ekmeğine ortak olduğunu ve onlar için bir ekonomik yük olduğunu ve sıkıntı olduğunu düşünüyor. Yarın bir referandum yapılsa, iddia ediyorum %70'in üzerinde, %80'in üzerinde AK Parti tabanı da, MHP tabanı da, CHP tabanı da buna karşı çıkacaktır. Ama maalesef ki ne MHP'den, ne CHP'den, ne AK Parti'den, ne de diğer partilerden, İYİ Parti'den, şundan bunlar doğru düzgün bu anlamda ortaya bir belge de konulmuyor. Yani ben mesela herhangi bir muhalefet partisinin lideri olsaydım, iktidar yapmıyorsa da ben getirip iktidarın önüne geri dönüş stratejisini ve Suriye politikasını hazırlar koyardım. Bu maalesef hiçbirinde yok. Ama madem söz hakkı dediniz, o zaman bir konuda söz hakkımı kullanmam lazım müsaade ederseniz. Geçtiğimiz günlerde... Kullanırken şunu da söyler misiniz? Şimdi siz yani şunu da koyun da onun için söylüyorum. Bir daha lafınızı bölmek zorunda kalmayayım. Şimdi mesela bütün dünya Trump'ın ördüğü duvarı konuşuyor değil mi? Meksikalıların gelmemesi için yapılanlar. Oysa biliyoruz ki Amerikan ekonomisi eğer büyüyerek devam edecekse iş gücüyle devam edecek. Ve o Meksikalılar çok önemliler Amerika'daki iş gücü için. Avrupa böyle büyüdü mültecilerle ve işte Doğu Avrupa'dan gelen, Türkiye'den gelen. Şimdi Türkiye ekonomisinde büyüyebilmesi için kayıt içi istihdama ve daha fazla genç istihdama ihtiyacı var. Bir de meseleye böyle bakmak gerekmiyor mu? Yani Trump'ın Meksikalıları ördüğü duvarın bir benzerinin Türkiye'de yaşanması ne büyük sonuçlar doğurur? Ve en önemlisi bunlar istihdama düzgün katılabilseler Türkiye'ye çok daha büyük bir güç ve istihdam yaratmış olmaz mı? Buyurun. Türkiye'de işsizliğin %14'e geldiği bir yerde, Türkiye'de dünyanın ortalamasının çok üzerinde genç nüfusa sahip olduğu bir yerde sizin dışarıdan istihdamcı aramanıza gerek yok. Bir. İki, zaten Türkiye'de bu insanların bir kısmı kalacaklar zaten. Ve katılacaklar istihdama. Ama 5 milyonunu da içine diğerlerini de katarak ifade ediyorum. Aldığınız zaman bu size istihdam değil, yük olur. Ekonominize katkı değil, ekonominize yük olur. Ama bunun ötesinde Suriye meselesini, Suriyeli meselesini Türk kamuoyu tartışması, konuşması lazım. Diğer türlü kulaktan kulağa bu mesele çok daha farklı boyutlara, bazen en ufak bir şey büyük infiallere sebep oluyor. Hükümetin temel yanlışlarından birisi, Şirin Hanım, size ben çok teşekkür ediyorum. Bugün söz imkanı verdiniz. Bu konuları çok akademik bir çerçevede konuştuk. Ama üstünü kapattığınız zaman her şeyi kapatabilirsiniz ama insanların birbirleriyle sohbetini sosyal medyaya kapatamazsınız. Doğru sağlıklı tartışılmadığı için bu konu. Televizyonları açın bakın. Körler sağırlar, birbirine ağırların ötesinde bir herhangi bir durum yok. Yani medyanın bu konulardaki bu üstünü daha da örtme çabası bu meseleye fayda değil zarar getiriyor. Bu mesele doğru düzgün tartışılsa
Vatandaş da, halk da bilecek ki durum nedir ne değildir. Halka doğru ve sağlıklı bilgiyi verebilirsek en ufak bir hadisede de infialler yaranmayacaktır. Son olarak şunu müsaade ederseniz ifade edeyim. Geçtiğimiz günlerde Özgür Der isimli bir dernek İstanbul'da bir toplantı yaptı. Miting yaptı ve mitingde Hollandalı bir ırkçıyla benim fotoğraflarımı yan yana koyup ve benim asla söylemediğim Suriyeliler defolsun sözünü ben söylemişim gibi bana iftira atarak ve beni de 5 milyon Suriyeli'ye hedef göstermişlerdir. Bir, benim asla ve asla öyle bir sözüm olmamıştır. Bunlar iftiradır. İki, ben buradan İstanbul valisine de çağrıda bulunmak istiyorum. İki defa İstanbul'da miting yapıp bir siyasetçinin fotoğrafını taşıtıp ona ait olmayan bir sözü onunmuş gibi göstermeye müsaade etmek ne demiş? Ne demektir? Bir, görevi kötüye kullanmak demektir. İstanbul valisi görevini kötüye kullanıyor. İki, bir siyasetçinin hedef gösterilmesinin suç ortağı haline geliyor. İstanbul valisine buradan çağrıda bulunuyorum. Vatandaşının ve siyasetçisinin canını malını korumakla görevlidir. Yoksa bir takım suç örgütleriyle içli dışlı olan bir takım karanlık derneklerin hedef göstermelerinin suç ortaklığı yapmak değildir İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın görevi. Buradan kendisini uyarıyorum. Peki. Sayın Sinan Oğan, çok teşekkür ediyorum geldiniz, katıldığınız için. Bu Suriyeliler meselesi gerçekten çok hassas bir mesele. Siz farklı düşünüyorsunuz. Sizden daha farklı düşünen, işte göç konusunda çalışanlar da var. Muhakkak ki farklı fikirler, ama dediğinize katılıyorum. Bu işin daha sakin bir şekilde tartışılması, daha insan temelli tartışılması gerekiyor. Sonuçta bahsettiğimiz insanlar hepimiz gibi analar, babalar, çoluklar, çocuklar, işte gençler, hayalleri var, hayatları var. Dolayısıyla sizin bu söylediklerinizde not düşmüş olalım. Dediğiniz gibi sosyal medya ortamında kimi zaman ne söylendiği çok fazla anlaşılmıyor. Bazen birbirimizi duymadığımız diyaloglar içine giriyoruz. Teşekkür ederim geldiğiniz, katıldığınız için. T24'de konuştunuz. Ederim. Sizin sözleriniz de böylece kayda geçmiş oldu. Ben teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için. Bugün maalesef ki söz hakkı çok kıymetli bir hale geldi. Bir iktidar medyası oluştu ve bu iktidar medyası hiçbir şekilde ne konunun tartışılmasına müsaade ediyor ne söz hakkı sağlıyor. Ama bir gün bu bahsettiğiniz göç çalışanlar, akademisyenler, siyasetçiler gelseler bir televizyon ekranında veya sizin burada T24'te bu işleri konuşsak, toplumda doğru bilgilense ne güzel olur. Hay. Teşekkür ederim. Muhakkak ki böyle bir programı imza atmak isteyeceğiz önümüzdeki günlerde. Teşekkür ederiz. Ben hazırım. Şimdiden söyleyeyim. Sağ olun.